Herkese merhaba. Bugün yine bir torna tezgahı modifiye videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde Enel'in TCWW1000 ahşap masa üstü, hobi amaçlı kullanılan masa üstü torna tezgahına burada gördüğünüz bu 3 çeneli aynanın montajının nasıl yapılacağını göstereceğim. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapayım. Bildiğiniz gibi Velospeed Etin bir tane Instagram hesabı var. O Instagram hesabını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda İnsanların kendi yaptıkları projeleri paylaştığı Kendi Yap Atölyesi adı altında bir Facebook grubumuz var. Linklerini videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Merak eden arkadaşlar oradan gidip bakabilirler. Şimdi normalde bu tip üç çeneli torna aynaları, metal tezgahları için tasarlanmış torna aynaları bu tip ahşap torna tezgahlarında pek kullanılmıyor. Bazı özel durumlarda kullanılması gerekebiliyor. Bu da bu özel durumlardan bir tanesi. Bunu yapabilmek için bunun gibi dolu bir malzemeden 10-12 mm kalınlığında faturalı bir tane flanş yapıp bu flanşla beraber bu aynayı bu tezgaha monte edeceğiz. Ancak ben bugünkü projede bakış açısını birazcık değiştirmek istiyorum. Normalde bildiğiniz gibi bu tip torna tezgahlarında bunun gibi düz aynalar veya tırnaklı puntolar kullanılıyor. Ben bu yapacağım ara bağlantı elemanıyla bu iki aynayı birleştireceğim. Bu iki ayna da doğrudan gidip tezgaha bağlanacak. Bu şekilde bağlama, sökme, takma kolaylığı sağlamak açısından bunun gibi bir yöntem izlemeyi düşünüyorum. Gene şimdi derseniz başlayalım. Bu malzemeyi kullanarak faturalı flaşımızı yapalım önce. İlk başta kendi torna tezgahımıza bağlayacağız bunu. Gene şimdi başlayalım. Bakalım bu projede bizi ne gibi zorluklar bekliyormuş. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız. Flanş hazır. Buradaki montaj deliklerini kullanarak flanşı bu aynaya monte edeceğiz. Ancak şöyle bir durum var. Kutusun içerisinden bu flanşın teknik planları çıkmadı. Yani merkeze hangi mesafede durduklarını bilmiyoruz. Bu deliklerin dolayısıyla düzgün delik delebilmek için böyle bir tane çivi yaptım ben. Öncelikle bunu şöyle bir monte edeceğim buraya. Gördüğünüz gibi çok az dışarı çıkıyor. Şimdi burasını da markalama boyasıyla boyayıp
başta montaj deliklerinin nerede olduklarını tespit edeceğim. Ardından noktalayarak delikleri deleceğiz. Delik olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla ilk noktayı koyalım. Tamam. Şimdi 3 tane delik olduğunu biliyorum. Bunu 3 eşit parçaya bölmem gerekecek. Bu eksende. Şöyle bir mesafeyi ölçelim şuradan. Aşağı yukarı bu kadar olması gerekiyor. Birazcık daha büyük olacak. Biraz daha büyük. Evet. Bir tane referans noktası vurdum. 3 eşit parçaya böldüm. Tam hepsi az önce şu yaptığım iğnenin çizdiği doğrultu üzerine denk geldi. Şimdi buraları da noktalayalım dikkatlice. Matkaplığa deleceğiz bunları.
Gördüğünüz gibi flanşı bitirip bütün parçaları birbirine birleştirdim. Burada videoda gösterme gereği duymadığım bir nokta var. Bu tezgahın kendi aynasının üzerinde küçük bir salınım vardı. O salınımı gidermek için aynanın üzerinden birazcık toz kaldırdım. Böylece salınımı minimuma indirdim. Bu tezgah için yaklaşık binde 5, binde 6 civarında bir salınım var. Bu da aslında bu tip bir ahşap tornası için gayet makul bir salınım düzeyi. Şöyle montajını yapalım. Gördüğünüz gibi güzelce oturdu. Salınım neredeyse sıfır. Dolayısıyla artık özel işler için bu tezgah, bu ahşap torna tezgahı kullanılabilir. Bu özel işlerden kastım ne? Tesbih yapımı olabilir, boncuk yapımı olabilir. Bunun gibi işlerde kullanılabilecek düzeyde bir hale geldi. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabır izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda bir üçgenli torna aynasının ahşap tornasına nasıl monte edildiğini, ara bağlantıların nasıl yapıldığını, flanşın nasıl yapıldığını, faturalı flanşın nasıl yapıldığını göstermek istedim. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone kutucuğunun altında bir küçükten şan resmi bulundu. O şan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.